Merhaba değerli arkadaşlar. En son videomuzda, dersimizde elektriksel alanla yarım kalmıştık. Birinci kısmını bitirmiştik. Şimdi elektriksel alanın ikinci kısmındayız. Burada arkadaşlar elektriksel alan çizgileri mevcuttur. Elektriksel alan çizgileri artı yükten başlayıp eksi yüke doğru ilerlerler. Ve artıdan başlayıp eksiye giden çizgileri şekilde görüyorsunuz. Arkadaşlar artıdan çıkıyor. Eksiye doğru gidiyor. Bakın artıdan çıkan yükler, eksiye giden yükler, eksiye giren yükler. Burada eğer birbirlerini etkileyebilecek kadar yaklaştırırsak yüklerimizi, artıdan çıkan yükler eksiye doğru gidiş hareketi yaparlar arkadaşlar. Burada bunu gösteriyor. Artıdan çıkıyor, eksiye doğru ne yapıyor? Giriyor. Devam ediyoruz. Burada artı ve eksi yüklü iki tane. Farklı zıt cins yüklü. Burada ise arkadaşlar şu çerçeve içerisine aldığımda ise artıya artı. Burada artı yükümüz var. Burada da artı yükümüz var. Artıdan çıkacak ama birbirlerini ne yapamayacaklar tabii ki? Kesmeyecekler. Sanki bunu şöyle düşünün. Bir süpürge var. Süpürgenin o püsküllü tarafına elinizi şöyle bastırdığınız zaman sanki püsküllerin böyle geriye doğru gitmiş gibi şeklini andırıyor arkadaşlar. Bu şekilde dışa doğru. Eksi eksi olursa da yine aynı şekilde dışa doğru. Ama eksiye sadece tek farkı var. Şunu çerçeveye alalım. Sadece eksiye doğru ne yapıyor? Giriyor. Eksiye giriyor. Bu şekilde arkadaşlar çizgilerin görüntüsü böyle oluşur. Peki eğer iki tane yükümüz var ve ikisi de artı yüklü ya da ikisi de eksi yüklü. Artıdan elektrik alan çıkıyor. Artıdan çıkıyor. Artıdan çıkıyor. Arkadaşlar bunların elektriksel alanlarının sıfır olduğu bir nokta vardır. İşte bunların birbirlerine teğet olduğu yerden bir çizgi çizersek, aralarını birleştiren doğruyla beraber kesiştirdiğimiz noktada şu noktada bak üzerine maviyle iyice karalıyorum. Bu noktada her ikisinin elektriksel alanları da eşit büyüklüktedir. Ve D1 ve D2'ye göre ve birbirlerini sıfırlamışlardır. D1 D2'ye göre Q1 ve Q2 yüklerini buradan kıyaslayabiliriz. Nasıl mesela? Eğer D1 D2'den büyükse arkadaşlar D1 daha büyükse birbirlerine eşit olduğu yer Q1'den daha uzaktadır. Sanki şöyle düşünün. Q1 daha güçlüymüş. Ellerini o kadar çok ittirmiş ki Q2 kendine doğru çekilmiş. O yüzden eğer D1 büyükse Q1 de nedir arkadaşlar? Büyüktür. Q1 büyüktür Q2. Tam tersi. Hemen şöyle çektik. Diyor ki burada D1 D2'den büyükse, D1 daha büyükse D2'den bu sefer Q2 büyüktür, çok itmiştir, çok itmiştir. Q1'e doğru mesafeyi daraltmıştır, kısaltmıştır. O yüzden burada da Q2 Q1'den büyüktür. Yok, D1 ile D2 mesafeleri eğer birbirlerine eşit olursa da Q1 Q2'ye nedir arkadaşlar? Eşittir. Burada mesela arkadaşlar ne demiş bize? KLM yüklerinin elektriksel alan çizgileri şekildeki gibi olduğuna göre KLM'nin işaretleri ne olabilir demiş. Olur diyemez çünkü burada bir netlik yok. Ama ne olabilir de. Bakın böyle bir çizgiler, böyle çizgiler birbirlerine teğet geçmeye çalışan çizgiler görürsek neydi o arkadaşlar? Aynı cins yükler. Yani artıya artı ya da eksi olması lazımdı. Yani K'ya artı diye salladık. O zaman L'nin de ne olması lazım? Artı olması lazım. Peki bu birbirlerine teğetleşmeye çalışan yüklerden ya da elektrik alan çizgilerinden L ile M arasında da var. L'ye biz artı demişsek o zaman M'nin de ne olması lazım? Aynı cins olacağı için artı olması lazım. Yani cevap şıklarında artı artı artıyı bulsanız da olur. Cevap şıklarında eksi eksi eksiyi bulsanız da olur. Çünkü okların yüklerden çıktığını mı ya da girdiğini mi ben bilmiyorum burada. Bilmediğim için artı artı ya da eksi x de olabilir. Mesela arkadaşlar burada ne diyor bize? 4D mesafesinde ve D mesafesinde teğetleşmişler. O zaman şu noktada elektriksel alanların büyüklükleri birbirlerine eşit. Hemen arkadaşlar eşitliği koyalım. Nasıl biliyorduk biz elektriksel alanı? Q1'in bu noktada oluşturmuş olduğunu bu kırmızı gösterdiğim noktada K çarpı Q1 bölü neyin karesi? 4D'nin karesi 16D kare. Q2'nin bu noktada oluşturduğunu bulalım arkadaşlar. K çarpı Q2 bölü D kare. İkisi birbirine eşittir demiştik. Hemen K'lar gitti. D kare de kaçtı.
Q1'in Q2'ye oranı arkadaşlar 16 bölü 1 olmuş olur. Aynı cins iki oldukları için de yine artı 16 olmuş olur arkadaşlar. Devam arkadaşlar. Burada ise bir kürenin, iletken bir kürenin oluşturmuş olduğu elektriksel alandan bahsedeceğiz. İçi boş iletken bir küremiz var burada. İçi boş ve iletken bir küre. İçi boş ve iletken kürenin iç kısmında, iç kısımları şu noktayla gösterdiğim iç kısımlarda arkadaşlar elektriksel alan sıfırdır. Grafikte öyle görülüyor zaten. İç kısımlarında soldan ya da sağdan elektriksel alan sıfırdır. Yüzeyde elektriksel alan maksimumdur. Yüzeydeki elektriksel alanı bulurken E eşittir K çarpı Q bölü hani noktasal yüklerde dekare diyorduk. Burada da arkadaşlar kürenin yarıçapı R'dir. Sanki bunun yükünün merkeze toplandığını düşünüyoruz. R kare diyoruz. Dekare yani burada da R kare diyoruz arkadaşlar. İşte yüzeydeki elektriksel alan bu. Yüzeydeki elektriksel alan en büyük ve gitgide ne yapıyor? Uzaklaştıkça sıfıra doğru gidiyor ama hiçbir zaman sıfır olamıyor tabii ki. Azalıyor yani. Soldan ya da sağdan fark etmez. Elektriksel alan bu şekilde azalmış oluyor. Peki şöyle biraz daha yukarı kaldıralım. Ne demişiz burada? Aynen benim yazdıklarım işte X noktasındaki elektriksel alan K, Q bölü R kare ama merkezden itibaren D kadar uzaktı. Merkezi katmamız lazım arkadaşlar. Yüzeyden değil, merkezden almamız lazım. Uzaktaki elektriksel alan da K küp bölü D kareden bulunur diye bir ifademiz var. İletken küre artı Q yüklüdür. Buna göre KLM noktalarındaki elektrik alan büyüklükleri EK, EL, EM arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi arkadaşlar kolaydan başlayalım. K noktasındaki elektriksel alanın sıfır olduğunu, o kürenin içinde bir nokta olduğunu hepimiz biliyoruz. Onunla alakalı işleme, uğraşmaya gerek yok. L noktasındaki elektriksel alanın da yüzeyde de en büyük olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Burası EL, burası EM. M'ye de doğru gittikçe de elektriksel alanın azaldığını biliyoruz. O zaman en büyük elektriksel alan nerededir? Yüzeyde. Yani L'de. Sonra nerededir? M'de. Gitgide azalıyor ama sıfır olmuyor tabii ki. En küçük de K'dadır. Hatta küçük ama sıfır. Bu şekilde arkadaşlar söyleyebiliyoruz. Değerli arkadaşlar ne demiş bu iki tane küremiz var. X'ye iletken kürelerinden yükleri Q1 artı 9Q, Q2 artı 4Q olan kürelerin KL noktalarında oluşturduğu elektriksel alanların büyükleri. Arkadaşlar çok uzatmaya gerek yok. Hemen mesafe belli. Mesafe belli. Hemen K noktasındakini söyleyelim. K çarpı kaç Q? 9Q. Bölü. Mesafemiz ne? 3R. 3R. 9R kare. 3R'nin karesi. 9R kare. Hemen L noktasındaki K çarpı kaç Q? 4Q. Bölü. 3R. O da aynı. 9R kare. Onları yazmaya bile gerek yokmuş. Taraf tarafa orantıladığımız zaman 9R kadar zaten gitti. Gitti gitti arkadaşlar. 9 bölü 4 sonucuna ulaşmış oluruz. Değerli arkadaşlar şimdi de iç içe girmiş 2, 3, 4 olabilir. Küreler var. Bu küreler içteki küçük yarıçaplı daha dışta olacak şekilde yüklenebiliyorlar. Mesela birincisinde ne demiş soruda? Soruda değil de tabii ki kuralda. Ne demiş burada? Demiş ki eksi Q yüküyle yüklü bir X küresi ve artı Q yüküyle bir Y küresinin birinci bölgede, ikinci bölgede ve üçüncü bölgede oluşturmuş oldukları elektriksel alanları bulunuz demişler. Arkadaşlar eksi Q yükü birinci bölgede sizce elektriksel alan oluşturur mu? Oluşturamaz çünkü kürenin içi. Peki artı Q yükü birinci bölgede elektriksel alan oluşturabilir mi? Hayır. Çünkü o kürenin de içi. O yüzden X küresinin içinde elektriksel alan nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Devam ediyorum. İkinci bölge. İkinci bölgeye bir kırmızı nokta koyuyorum bakın. Arada bir yerde. Şu noktada. Arkadaşlar bu noktada artı Q yükü yani dıştaki bu nokta artı Q yükünün iç noktası değil mi? O zaman küre artı Q yükü içinde elektriksel alan oluşturamaz. Yani artı Q için Q için bu noktada elektriksel alan sıfırdır. Ama eksi Q yükü ne yapar burada? Elektriksel alan oluşturur.
Sadece oluşturdu arkadaşlar, eksi Q yükünü oluşturmuş olduğu bir elektriksel alan vardır. Bakın, en dış nokta, şu nokta olsun, şöyle yeşille koyduğum nokta olsun. Bu noktada ise Y küresinin de dışı, X küresinin de dışı olduğu için ikisi de ayrı ayrı burada elektriksel alan oluşturur. Ama bize burada toplamını soracağı için bu toplam, ikisinin toplam elektriksel alan olacağı için birbirlerini güçlendirip, zayıflatıp ya da sıfırlayabilirler. O yüzden arkadaşlar en dış noktadaki elektriksel alanı bulurken yüklerimizi toplayın. Artı Q yükü ile eksi Q yükünü toplayın. Tam merkeze toplanmış gibi kabul edin arkadaşlar. Artı Q ile eksi Q toplarsak sıfır olur. Merkezde olsa da olur, olmasa da olur ama merkezdeymiş gibi kabul edin. Ve dış noktada da bunların toplam elektriksel alanları ne olur arkadaşlar? Sıfırdır. İşte bunlarla alakalı birinci, ikinci ve üçüncü bölgedeki işlemleri vermiş bize. Şimdi daha aşağıda bir de yönümüz var burada arkadaşlar. Yönü bulurken şöyle yapacağız. Bana şu noktada, bana arkadaşlar şu mavide koyduğum noktada elektrik alanın hangi yönde olduğunu söyleyin dersek, yukarıda ne vardı arkadaşlar sorumuzda? İç noktamız eksi Q'ydu, dış küremiz de artı Q'ydu. Peki bu noktada kim elektriksel alan oluşturuyor? Eksi Q oluşturuyor. Peki burada ne varmış gibi düşünüyoruz? Artı bir birimlik yük varmış gibi düşünüyoruz. Peki eksi artıyı ne yapar? Kendine doğru çeker. Kendine doğru çeker. Her noktasına kendine doğru, kendine doğru böyle bir elektrik alan çizgisi çizebiliyoruz. Peki dışarıdaki noktada bir nokta koyun. Arkadaşlar artı Q ile eksi Q'nun toplamı sıfır olduğu için bu noktada elektriksel alan sıfırdı. O yüzden sıfır olduğu için çizgisi de olmaz. Böyle bir sorumuz var. Ne demiş? Merkezleri çakışık olan kürelerin elektrik alan çizgilerini bulunuz demiş. Arkadaşlar nokta koyacağım. O noktaya koyduğum zaman size diyeceksiniz ki hocam burada oluşur ya da oluşmaz diyeceksiniz. Mavi nokta koyalım. Mesela içerideki bir noktada elektrik alan nedir arkadaşlar? Sıfır. Niye? Her iki kürenin de burası içi. Peki şuraya bir nokta koydum. Bu noktada eksi 5Q elektriksel alan oluşturmaz ama artı Q oluşturur. Artı bir birimlik yük varmış gibi düşünelim. Sanki bu artı Q'yu da merkezde toplanmış gibi kabul edelim. Artı artı ittiği için arkadaşlar, ittiği için dışa doğru, kendinden dışa doğru böyle bir elektriksel alan oluşur arkadaşlar. Dışa doğru bir elektriksel alan var. Peki devam ediyorum. Dış nokta. Şimdi ortayı hallettik, içi. Etraftaki halkayı da hallettik. Bir de en dışa bakalım. Bir nokta koyun. Arkadaşlar bu yeşille koyduğum noktada eksi 5Q ile artı Q o noktada elektriksel alan oluşturabilir mi? Toplamlarından dolayı, toplamları sıfır olmadığı için tabi şuradaki artık artı Q'yu siliyoruz. Orada ne olacak? Her ikisinin toplamı eksi 4Q olacak. Eksi 4Q, eksi 5 ile artı 1'in toplamı eksi 4Q bu yeşil noktada elektriksel alan oluşturur. Peki hangi tarafa doğru oluşturacaktır? Sanki burada bir artı bir birimlik yük varmış gibi düşüneceksiniz. Eksi 4Q artı 1'i kendine doğru ne yapar? Çeker. O zaman arkadaşlar bu küreye girecekmiş gibi çizgiler oluşacaktır arkadaşlar. Bu şekilde böyle, böyle, böyle çizgiler oluşacak değerli arkadaşlar. Çünkü artı 1'i eksi 4Q kendine doğru ne yapacaktı? Çekecekti. İşte bu pek yapılamayan ya da anlaşılamayan soru tarzlarındandır. İşte yüklerin işareti ya da elektriksel alanın işareti hangi tarafadır diye sorularda bu şekilde yapabilirsiniz. Bir çıkmış soru değerli arkadaşlar. Ne diyor bize burada? Her birinin elektrik yükü artı 3Q olan kare iletken kürelerinden geri çapları sırasıyla R ve 2R'dir. Küreler birbirlerine dokundurulup birbirlerini etkilemeyecek biçimde ayrıldıktan sonra K'nın yükü yüzeyindeki elektriksel alan EK, L'nin yüzeyindeki EL'dir. Arkadaşlar bu bize burada hem iki küre arasındaki yük paylaşımından bahsediyor. Birinci küremiz yarı çapı R'ymiş, çapı değil yarı çapı. İkinci küremizin yarı çapı 2R'ymiş. Ve birinci küremizin ve her iki kürede artı 3Q yüklüymüş, artı 3Q yüklüymüş. Arkadaşlar ilk önce elektriksel alana geçmeden önce bu kürelerin yüklerini bir toplayalım. Ne yaptı yükü toplam? Artı 6Q yaptı. Siz yarı çapla
doğru orantılı bir şekilde artı 6'yı paylaştırırsınız. Herhalde artı 2 Q'su buraya, artı 4 Q'su buraya olur. Toplamlarda yine neyi buluyor? Yine artı 6 Q'yu bulmuş oluyor. Devam ediyorum. Bundan sonra ne diyor bize? EK yani K küresinin elektriksel alanının L küresinin elektriksel alanına oranını soruyor bize. Hemen K'dan devam edelim. K çarpı yükü Q. Kaç Q? 2 Q. Bölü yarıçapı 1R. 1R'nin karesi R kare. Öbürüne geçtik. K çarpı L küresine geçtik. K çarpı yükümüz ne kadar? 4 Q. Bölü 2R'nin karesi 4R kare. 4R kare büyük R. Taraf tarafı orantılarsak herhalde bir şeyler çıkar. K'lar gitti. Q'lar, R kareler gitti. 4'ler de gitmiş arkadaşlar. Cevap 2 bölü 1 şeklinde. Yani 2 çıkacaktır değerli arkadaşlar. Bu da sınavda çıkmış bir soru. Yani 2 işlem yaptık ama işlemlerimizin çok öyle zor olmadığını gördünüz. Mesela böyle bir sorumuz. Merkezleri çakışık X ve Y kölerinin K ve L noktalarında oluşturdukları elektriksel alan şiddetleri EK bölü EL oranı kaç demiş arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde çok öyle işlem yapmayacağım, uğraşmayacağım. K noktasındaki elektrik alanı bulurken K noktasında arkadaşlar eksi 12 Q oluşturmaz ama artı 4 Q oluşturur. Uzaklık ne kadar? 2 R. Hemen K çarpı 4 Q bölü 2 R'nin karesi 4 R kare. Bitti. Hemen geldik arkadaşlar. L noktasına. EL eşittir. EL noktasında hem eksi 12 Q hem de artı 4 Q ikisi de elektriksel alan oluşturur. Toplayalım yüklerini. Eksi 12 Q ile artı 4 Q'yu toplarsak eksi 8 Q yapar. Hemen arkadaşlar K çarpı 8 Q. X'ini yazmaya gerek yok. Oranlarını istemiş bizden. Eksi 8 Q. 8 Q yani. 8 Q bölü şu mesafe nedir arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Yani 4 R. 4R'nin karesi 16 R kare. Taraf tarafı orantılayan arkadaşlar herhalde. Buradan da bir soru çıkartabilirsiniz. Şöyle yapalım. Bölü çizgisini atalım. Yukarıda 1 bölü 2 kaldı. 8'de 16'yı sadeleştirsem burada da 1 kaldı. Cevabımız arkadaşlar 1 bölü 2'dir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Elektriksel potansiyel enerjiyi diğer dersimizde devam edeceğiz arkadaşlar. İyi günler.